Bak Cemil'in sokağa çıkmasına izin verme, tamam mı Emine teyze? Emel cadısı geldi, her yerde kızı arıyor ya. Birkaç gün daha sende saklanması lazım. Ne birkaç gün kızım? Keşke hep benimle kalsa. Ben çiçek gibi bakarım ona. Gece rahat uyuyabildi mi? Uyudu uyudu. Merak etme şükür. Tamam. Bak çıkışta bakarız. Eğer Emel cadısı bizi takip etmiyorsa akşam görmeye geliriz. Oldu. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ olasın. Şifresi neydi ya bunun? Defne, ne yapıyorsun sen? Ha, çantamı mı karıştırıyorsun? Yok artık anne, niye karıştırayım çantanı? Aman yarabbim. Ha, yoksa gizli gizli para mı alıyordun? Oha anne, ya hırsız mıyım ben? Sen de Serkan gibi düşünüyorsun değil mi? Yetimhane kızları iyi, Defne kötü. Her şey beklenir ondan. Ha, ne bileyim, öyle çantamı karıştırır görünce aklıma geldi işte. Sen de kötü düşündün tabii. Ya nasıl bana bunu yakıştırıyorsun anne ya? Bravo sana yani, pez. Tamam da ne yapıyordun çantayla? Ben para çalacak kadar gurursuz biri miyim anne? Alo, Emel Hanım'la mı görüşüyorum? Evet. Cemre'nin nerede kaldığını biliyorum. Okulda Emine diye bir temizlikçi var, onun evinde kalıyor. Okulun arkasındaki sokakta bir gece kondu. Siz kimsiniz? Alo, alo! Cemre Emine diye bir kadında kalıyormuş. Gidip alalım onu. Kim söyledi? Bilmiyorum ya. Hadi hadi. Polis geldi. Korkma kardeşim. Biz niye korkuyoruz ki? O kadın suçlu. İnşallah bize inanırlar. İnşallah. Açın kapıyı polis. Açın kapıyı. Oğlum çıkarmayın, açın kapıyı lütfen. Hayır Allah'ım, ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur. İyi akşamlar. Hanımefendi kapıyı açın. Hakkınızda şikayet var. Asıl biz şikayetçiyiz memur bey. Bu kadın arkadaşımızı zehirliyor. Bu kadını tutuklamanız gerekiyor. Yalan, iftira memur bey. Ben yeğenimi niye zehirleyeyim? Vallahi biz de onu merak ediyoruz. Deli misin, psikopat mısın, nesin acaba? Ha, yeter artık. Daha fazla dayanamayacağım bu hakaretlere. Lütfen bir şey yapın memur bey. Hanımefendi, zorluk çıkarmayın bize. Arkadaşınız reşit değil. Yasal vasisi bu hanım. Hanımefendi isterse alır çocuğu. Açın kapıyı. Kusura bakmayın. Açamam memur bey. Evin sahibi siz misiniz? Evet, benim. Hanımefendi siz de çocuk alıkoymaktan tutuklanırsınız. Zorluk çıkarmayın, uğraştırmayın bizi. Açın kapıyı. Açamam memur bey, kusura bakmayın. Çocuk alasından korkuyor. Bana güvenmiş, bana sığınmış. Size veremem. Ne isterseniz yapın bana. İsterseniz tutuklayın. Mühim değil. Ben hakkıma razıyım. Cemre abla. Emine teyzeyi hapse mi atacaklar?
yalnız mı kalacağım? Hayır canım. Emine teyze hiçbir şey olmayacak. Sen merak etme, tamam mı? Sen şimdi burada dur ve bekle, tamam mı? Senin de başın belaya girecek. Sana zarar gelsin istemiyorum Emine teyze. Gülcan'ı düşünmemiz lazım. Cemre dışarı çıkma kardeşim. Bak o kadın sana zarar veriyor biliyorsun. Cemre artık o kadınla kalamazsın. Cemre o kadın seni zehirliyor ya. Hayır sakın. Yapma kızım. Akli dengesi yerinde değil memur bey. Hayaller kuruyor. Hala sonu zehirliyormuş güya. Geçen gün yaşayan birini öldürdüm diye karakola gitti. O derece hasta yani. Ne yapacağımızı şaşırdık vallahi. Anladım. Allah kolaylık versin. İşiniz zor. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya hala lütfen ya bırak beni. Kuzum. Ya Cemre kardeşim kurtaracağız seni söz veriyorum. Sana dışarı çıkma dedik Cemre. Biz de bir şey söylemedik ki. Cemre'yi nasıl buldu anlamadık. Tamam canım. Tamam. Eylül üzülme artık sen de. Tabii ki yalnız bırakmayacağız Cemre'yi. Tamam görüşürüz. Afiyet olsun. Ne olmuş oğlum Cemre'ye? Halası Cemre'yi bulmuş. Allah kahretsin. Şimdi onu akıl hastanesine kapatıp amacına ulaşacak. Amacı ne ki anne? Bir şey mi biliyorsun? Yok canım. Ne bileceğim o manyak kadının planlarıyla ilgili. Öyle işte laf olsun diye söyledim. Ya ne istiyor bu kadın Cemre'den? Gerçekten zehirlemeye mi çalışıyor? Bilmiyorum ki. Bardağı gönderdik tahlile işte. Sonuçlarını bekliyoruz. Nasıl götürmüşler Cemre'yi? Polis mi gelmiş Emine teyze? Ben Emine teyzede olduğunu söylemedim ki. Sen nereden biliyorsun? Tahmin ettim. Yani başka nereye gidecek ki? Defne, ne yapıyorsun sen? Ha çantamı mı karıştırıyorsun? Yok artık anne, niye karıştırayım çantanı? Tahmin etmedin. Sen söyledin. Niye yaptın bunu Defne? Ben sana bu meseleden uzak dur demedim mi? Ya ikiniz de niye üstüme geliyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Çantamı karıştırırken gördüm seni. Telefonumun peşindeydin değil mi? Ha? Oradan numarayı alıp Emel'i aradın. Hayır ya. Anne niye koruyorsun Cemre'yi ya? Acıyor musun ona? Halasını alıp bize mi yerleştireceksin kızı? Anlarız şimdi. Aradın mı aramadın mı? Çekil. Tamam ya, ben söyledim. Ne? Ya sen ne istiyorsun ya bu kızdan ha? Ya alıp veremediğin ne senin Cemre'ye ne? Yeter artık ya, Allah kahretsin. Anne bak bana nasıl bağırıyor. Aptal. Aptal, her şeyi mahvettin. Ben Cemre'yi seviyorum diye mi bunları yaptım zannediyorsun ha? Bizi korumaya çalışıyorum. Halası Cemre'yi akıl hastanesine kapattıktan sonra ne yapacak? Ha? Mirasın peşine düşecek. O zaman da gelip buradaki her şeyi alacak bizden. Nasıl ya?
Fakir mi kalacağız biz? Evet, fakir kalacağız. Artık o koleje gidemeyeceksin. İstediğin kıyafetleri alamayacaksın. Hatta çalışmak zorunda kalacaksın. Ve bütün bunlar senin gerizekalılığın yüzünden. Kendini de yaktın, beni de yaktın. Gerizekalı. Of ya, ne yaptım ben?